Bugün sizlerle gerçekten tevhidde vahdet mi yoksa vahdetçilik mi anlayışı üstünde müzakerede bulunacağız. Rabbim tesir halkı eylesin. Maalesef diyorum, bugün Müslümanların bütün adeta yaşamları sloganlardan ibaret olmuş. Malumunuz, Cenab-ı Hak Sure-i Hucurat'ta bir Arabi topluluk için Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam uyarı sadedinde bir gazveden dönülüyor. Efendim, oldukça ganimet var. Ganimetler taksim ediliyor. Tabii bu kişiler de haklı olarak gazveye katılmışlar. Kendilerine bir pay umuyorlar, bekliyorlar. Ama Cenab-ı Hak bir ön uyarıda bulunuyor Efendimiz'i. Onlar biz müminiz diyorlar. Biz müminiz. Dolayısıyla müminlerin sahip oldukları bütün haklardan biz de istifade edeceğiz. Rabbimiz buyuruyor ki onlar Müslüman oldular. Biz Müslümanız, Müslümanlardanız diyebilirler. Ama henüz mümin olmamışlar. Henüz iman onların kalplerine yerleşmemiş. İmanın halavetine, kemaline ulaşamamışlar. Biz teslim olduk desinler ama biz tam inandık, tam mutmain olduk. Aklımızla, sırrımızla, ruhumuzla kavradık, anladık demesinler. Henüz iman onların kalplerine yerleşmemiş. Evet. Bu peygamber halkasında olan, peygamberin rahlesinde İslam'ı öğrenmek isteyen insanlar için bir uyarı, bir ikaz. 1500 senelik bir mesafe var. Arada çok karanlık dönemler var. Çok inkıtaya uğramış dönemler var. Evet. Acaba bugün bize ne denirdi diye düşünmemiz lazım gelmez mi? Bugünkü manzaraya bakılarak, bugünkü Müslümanlara ne denirdi? O günkülere henüz daha mümin olmadınız denilirken, iman henüz kalplerinize yerleşmedi denilirken, bugün kalpleriyle Müslüman ama kafalarıyla kapitalist, kafalarıyla liberalist, kafalarıyla seküler olan, dünyevileşmiş olan insanlara ve İslami değerleri sadece slogandan ibaret. İşte bunlar misal bir cihat kavramı, bir vahdet kavramı,
bir tevhid anlayışı, uhuvvet meselesi, kardeşlik. Evet. İslami bir devlet sistemi genelleme yaparsak bunları, şeriat, bunlar slogandan ibaret olmuş. Bunlar kalbe yerleşmemiş. Kalbe temekkün olmamış. Temkine erişememişiz bunlarda. Bu yüzden de bunların gerçekleri değil, adeta hep cılık cılıklarıyla meşgul oluyoruz. Cılıklarla, cılıklarla meşgul oluyoruz. Anlayamıyoruz. Geçenlerde Malatya'ya gitmiştik. Orada sohbette mevzu içinde şöyle bir ifade geçti. Biz Müslümanız, elhamdülillah, ama İslamcı değiliz. Eğer geldi konu açıldığı için burada da söylüyoruz yani. Müslümanız, İslamcı değiliz. Kabul etmiyoruz. Biz mutasavvufuz. Tasavvufun fıkh-ı batın olduğuna, ahlak-ı peygamberi olduğuna, zühd-ü nebevi olduğuna ve kulluk anlayışının mükemmelleşmesi için de her kul için gerekli olduğuna inanan insanlarız. Ama tarikatçı değiliz. Bütün tarikatçıların da karşısındayız. İnsanların müntesip olmalarını, ilmi, irfanı, ihlası, ihsanı, zühdü, verayı, takvayı akzetmeleri için bir irfan mektebine devamlılıklarını yerden göğe takdir ediyoruz. Böyle insanları tebrik ediyoruz. Çevremizi teşvik ediyoruz. Ama tarikatçı olmaya anlam veremiyoruz ve bunu kabullenemiyoruz. Bizim Müslüman olarak dünya bize bir emanet olduğu için Allah adına bu dünyanın idaresine talibiz. İmarına talibiz. Bu da bizim kulluk görevlerimiz içinde. Dünyadaki nasibinizi unutmayın buyuruyor Cenab-ı Hak. Buna siyaset diyoruz. Dolayısıyla bir mümin olarak vahye muhatap fertler olarak Hazreti Muhammed'in aleyhissalatu vesselam nurlu izinin takipçileri olarak bir siyasi görüşümüz olmalı var. Ama biz partici değiliz, olamayız da. Partizan hele hiç olamayız. Ama bir siyasi görüş
aşabiliriz. Akla karanın farkını ortaya koyacak kadar her müminin bir anlayışı olmalı. Olmalı. Ama bunu politika haline getirip Müslümanlar arasında bunu tefrika unsuru olarak değerlendirilmesine şiddetle karşıyız. Biz nasıl ki şu anda mevcut olan bunlar olduğu için dört mezhebin hak olduğunu kabul ediyoruz ve hepsine iktida ediyoruz. Misal Hicaz topraklarına gidiyoruz. Oradaki Müslümanlar Hanbeli olduklarını söylüyorlar. Biz onlara iktida ediyoruz. Onların arkasında namaz kılıyoruz. Doğal olarak imamlar onlarla, kendi milletlerinden biz onlarla namaz kılıyoruz. Biz Afrika'ya gitsek oralarda malikilik yaygın. Maliki uleması var. Biz oraya da gitsek onlara da iktida ederiz. Namazımızı onlarla birlikte eda ederiz. Onların arkasında hak olduk. Hak olduklarına inanıyoruz. Yani haktan olduklarına inanıyoruz. Gerek Erzurum'umuzda, gerek daha doğuya doğru gittiğimizde elhamdülillah Şafii uleması var. Hiçbir sorunumuz yok. Hak kabul ettiğimiz için biz onlarla da birlikte Allah'a secde ediyoruz. Onların ahlakını, onların takvasını örnek alıyoruz. Fakir mesela okuduğum hocalarımın belki %85'i Şafii'ydi. Şafii mezhebi mensubu idiler. Şafii uleması idiler. Elhamdülillah onlardan ilim sütüne emmeye çalıştık. Bereketli, efendim, manen besleyici, ilahi bir nimet olduğuna inanarak gittik. Hiçbir sorun görmedik. Bunun gibi biz Sufi kardeşlerimizle biraz önce de konuşmuştuk. Biz Nakşibendiliğin Ehl-i Sünnet'in bir caddesi olduğuna inanıyoruz. Cenab-ı Hak Şah-ı Nakşibendi'ye, onun evvelindekilere, ondan sonra gelenlere zerreler adedince rahmet etsin. İstikametlerini, manevi miraslarını en güzel şekilde takip edip devam ettirebilmeyi bize lütfeylesin. Bir sorunumuz yok. Keza kendilerini Hazreti Geylani'ye nispet edenlerle, biz kadiriyiz diyenlerle hiçbir sorunumuz yok. Biz onlardan daha çok kadiriyiz. Hani Efendimiz Aleyhisselam buyurmuşlar, Yahudiler Muharrem'de oruç tutuyorlar. Hazreti Musa'ya tazim için. Efendimiz buyurmuş ki, Musa benim kardeşimdir. Musa'ya hürmet etmek bana onlardan daha layıktır. Yahudilerden bana daha layıktır. Ben Musa'nın kardeşiyim. Onun davasının devamıyım. Efendim,
ben onlardan daha çok bu aya rağbet ederim. Onlar bir gün tutuyorlar, Efendimiz 10 gün tutmuşlar. Şimdi o misal, ben kadiriyim diyenlerden daha çok kadiriyim. Eğer kadirilik Hazreti Geylani'yi sevmekse, Ehl-i Beyt'i sevmekse, Ehl-i Beyt'in kemaliyle, haliyle, ahlakıyla vasıflanmaksa, Allah beni onlara bağışlasın, onlarının hizmetçisi kılsın beni. Ben bütün kadirilerden daha ziyade kadiriyim. Diğerleri de hakeza yani. Onlara hürmetle, muhabbetle bakmaya çalışıyorum. Aynı şekilde de İslam esasları, İslam şeriatı içinde farklı siyasi görüşleri olan, birbiriyle uğraşmayan, birbirini tamamlamaya çalışan, İslam'ı bir adım daha ileri götürmek için gayret eden ama şer-i şerif ölçüleri içinde şirke, küfre, fıska, nifaka, ırkçılığa, tefrikaya sapmaksızın hayırda yarış kastıyla Müslümanların önünü açma kastıyla bütün farklı siyasi görüşlere Şafiilere, Malikilere, Hanbelilere, Nakşilere, Kadirilere, Rifailere baktığım gibi bakmaya çalışıyorum. Evet. Onlar ne kadar meşru ise vahyin farklı yorumları olabilir. Siyasi alanda da farklı içtihatlar olabilir. Hayır, bunların hepsi batıl. Yalnız hak olan budur diyemeyiz. Halbuki bir zaman buyurur, kimse hak benimdir diyemez. Ben de haktanım diyebilir. Ben de hakkın bir şubesiyim diyebilir. Hak yolundayım, hak için mücadele ediyorum diyebilir. Yalnız benimki haktır diyemez. Diyemez. Evet. Bu anlamda meşru olan siyasi görüşlere de Müslüman açık olmalıdır. Kendi o çizgide, o kulvarda olmayabilir. Ama o müstakimse o çizgi, o hidayet yolu ise, sırat-ı müstakime çıkıyorsa, Allah onları muhatap kılsın. Allah yardımcıları olsun. Bu anlamda partici değiliz. Bu söylediğimiz şeyler bizim dinimizin güzellikleridir. Altını çizerek söylüyorum, dinimiz değildir. Evet. Benim mezhebim, benim meşrebim, benim siyasi çizgim dinimin güzelliklerindendir. Dinimi olgunlaştırmak için ben bunlara müracaat ediyorum. Yardımcıdır bunlar. Hiçbiri din değildir. Bu yüzden biz Müslümanız, İslamcı değiliz dedik Malatya'da. Biz Sufiyiz, tarikatçı değiliz. Biz bir mezhep ile amiliz. Bir mezhebin içtihadını benimsiyoruz. Mezhepçi değiliz. Dinleyenlerden birisi
dikkatli de dinlemiş. Malatya'da radikal bir cemaatin liderlerinden birinin yanına gitmiş. Belki daha önce de oraya sohbetlere gidiyor. Onlarla muaşereti var, muamelesi var. Orada sohbet ederken bu konuyu gündeme getirmiş. Demiş ki ya ben sufilerden birilerinin sohbetine gittim. Ama bunlar bilinen sufiler gibi değil. Çok farklı sohbet ediyorlar. Hani onlar genelde sufileri müşrik olarak görüyorlar. Sufiler ehli şirk. Allah'ı bırakmış şeyhlerine tapıyorlar. Bunlar öyle bildik sufilerden değil. Efendim, acayip konuşuyorlar filan. Çok etkilendim, çok muhabbetlendim. Ama bir şey kafama takıldı. Diyor o cemaatin büyüğüne. Hayırdır, hem bu kadar etkilendin, sevdin, muhabbet ettin de hem ne kafana takıldı? Ya onlar dediler ki biz Müslümanız ama biz Müslümanlara karşıyız biz. İslamcılığı anlayamamış. Biz Müslümanlara karşıyız, Müslümanlardan değiliz. Neyse o Hoca Efendi demiş ki sen bunu yanlış anlamışsındır. Böyle bir söz olur mu? Ta o kadar uzaklardan buralara gelecekler bunu söylemek için. Bu Müslüman mahallede salyangoz satmak gibi bir şey. Böyle bir şey olur mu yani? Sen yanlışın var, böyle demezler yani. Bu söylenecek bir söz değil. Yok demiş ya, ben çok dikkatli dinledim. Böyle dediler. Biz Müslümanlara karşıyız. Etme, tutma, neyse orada dinleyenlerden birisi onun tarifi üzerine anlamış. Yani bu sohbeti tertipleyenler, organize edenler kimler? Onu anlamış. Hemen bitişikte diyelim, yakın veya bir mesafede orada bizim sohbetlere gelip giden esnaftan bir arkadaşımız ona koşmuş hemen. Bu mecliste bulunanlardan birisi demiş ki ya geçenlerde sizin sohbet mi vardı? Demiş evet sohbet vardı. İşte filan yerden mi geldiler? Evet. Demiş ki bak o sohbette şöyle bir mevzu geçmiş. O da tamam demiş geçti. İşte Hoca Efendi biz Müslümanız, İslamcılara karşıyız dedi. Demiş o sohbeti dinleyenlerden birisi bizim Hoca Efendi'ye naklediyor. Ama o yanlış anlamış. İlla ısrarla diyor ki, dediler ki biz Müslümanlara karşıyız. Gel sen bu işi düzelt. Meselenin aslını anlat. O arkadaş da dükkanını kapatmış, gitmiş oraya, meseleyi izah etmiş. Yani konu bu. Biz Müslümanız, İslamcılığa karşıyız. Biz Sufiyiz. Suficiliğe karşıyız. Bu anlamda ifadeler. Şimdi işte mesele gönülde temekkün etmeyince, hakikat kalbe yerleşmeyince işin taklidine sarfa sarıyoruz. Başlıyoruz taklitçiliğe. Müslüman olamayınca İslamcı oluyoruz. Hiç olmazsa diyoruz ya, Müslüman olamadık ama İslamcı olalım yani. Sufi olamadık ama tarikatçı olalım. Evet. Bunların hepsi farklı anlamlarda birer terördür. Terör. Evet. İslamcılık, İslam'ı bozmak için, İslam'ın safiyetini bozmak için ortaya atılmış dünyevi, seküler bir görüştür aslında.
sadece belli konularda İslam'dan belli referanslar alıyorlar. İslam'ın tamamını değil. İslam'ın bütünler manzumesidir. İslam hiçbir şeye yama yapılamaz. Ya heptir kabul noktasında, ya hiçtir. Bir insan Kur'an'ın bir ayetini reddetse ondan 6666 ayet kabul edilmez. İslam şartlarından birisini reddetse, iman şartlarından birisini reddetse, denilmez ki ya çoğunluğunu kabul ediyor, varsın birinde reddetsin, hayır. İslam bir tarafı yolunda, o kişinin ismi kafirdir. Bir maddeyi reddetse, dese ki oruç farz değildir misal. Ben orucun farz oluşuna inanmıyorum, kabul etmiyorum. Dese, öbürlerle bir sorun olmasa, kendince, insan Müslüman değildir. İslam bu anlamda ya heptir ya hiçtir. İşte bu zaviyeden bakarak soruyoruz. Vahdet mi? Gerçekten birlik, beraberlik mi? Sevgiye dayanan, üstü kabule dayanan, birbirimizi tercihe dayanan, birbirimiz için fedaya, vefaya dayanan vahdet mi? Vahdetçilik mi? Vahdetçilik olunca ne oluyor? Bizim mezhepten, bizim tarikatten, bizim cemaatten, bizim partiden, bizim memleketten bunların hangisi sizin? Hangisi sizin? Allahu lehu mulku semavati vel ard. Memleketler, hakikatler, hikmetler hepsi Allah'ın. Hangi seni size verdi? Böyle bir şirketçilik yok. Allah-u Teala yeryüzünün bir kısmını kendi idare ediyor da bir kısmını belli şirketlere ısmarlamış, özelleştirmiş yok. Allah-u Teala dinin bir kısmını kendi vaaz etmiş, bir kısmını da kullarına bırakmış, bunları da siz kafanıza göre belirleyin. Yok böyle bir şey. Yok. Kimse kimseye bu anlamda bir keyif bağışlayamaz. Tanınma amaçlı bir adres kabiliğinde olabilir. Olabilir. İşte cıvık eklendi mi meselenin sonuna vahdetçilik, o zaman sen sadece senin kafa yakında olan, senin gibi inanan, senin gibi yaşayan,
kişinin inancının ve yaşantının kriterleri neler, bunlar belli değil. Ama sen bunları baz tutmuşsun. Onlara göre yaşayan herkes senden. Muhalefet ediyorsa, belki muhalefeti yapıcı bir muhalefet, o senden değil. İmam Şafii rahimahullah bir talebesiyle bir müzakere esnasında meseleyi biraz ileri taşıyor talebe. Tartışmaya dökülüyormuş. Müzakere sınırlarını aşıyor. Mücadeleye dönüşüyor. Derken talebe kızıyor. İmam Şafii Hazretlerine de adeta kinleniyor, kırılıyor, kalkıyor, dersi terk ediyor. Çıkıyor meclisten, gidiyor. Bir müddet sonra kapı çalınıyor. Talebe kapıyı açıyor, bakıyor ki İmam Şafii Hazretleri kapıda. Tabi biraz mahcup oluyor, hoca kapıya gelmiş. Efendim. Ona belli nasihatlerde bulunuyor da özetle ben ifade etmek istiyorum. Hazreti İmam Şafii ona buyuruyor ki bazen böyle şeyler olur. İnsanlar arasında böyle bazen müzakere çizgileri açılıp farklı anlayışlar sergilenebilir. Ama biz birbirimize kızıp aramızdaki bütün köprüleri yıkarsak bir daha geri dönemeyiz buyuruyor. Geri gelmemiz icap ederse köprüleri yıktığımız için bir daha geri gelemeyiz. O yüzden köprüleri yıkma buyuruyorum. Fıskı telin et. Fıskı kabullenme. Ama fasığa dua et. Onu lanetleme. Fasığa dua et ki tevbekar olsun. Hidayet olsun. Günahı sevme. Günaha rıza gösterme. Ama günahkardan yüz çevirme. Ona acı, merhamette bulun ki Allah da senin günahlarına merhamet etsin. İfadelere bakın. Günahtan razı olma. Günaha meyletme. Ama günahkardan yüz çevirme, onun haline acı, ona nasihatte bulun, dua et, tebliğde bulun. Sen ona merhamet et ki, sen belki ondan daha günahkarsın, Allah da sana merhamet etsin. Bu sebeple ona nasihatlerde bulunuyor. İmam Şafii, talebe çok mahzun oluyor. Mahzun oluyor. Evet. Artık her an özür diliyordur yani. Şimdi biz de bu nasihatleri kendimize ciddi anlamda tekrar edelim yani. Evet, biz bir arkadaşımızla kafa yapımız çok daha uyuşuyor olabilir. O insan bizim gibi düşünmüyor diye onu dışlayamayız ya.
Bunu dışlayamayız. Evet. Artık birbirimizden öyle endişe duyar, birbirimizi öyle tanıyamaz bir hale geldik ki arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da bazı meseleleri birbirimizle konuşamıyoruz. Konuşamıyoruz. Bir şey desem ne diyecek diye çekiniyorum. Nasıl olsa mümkünü yok diye düşündüğümüz için birbirimizle paylaşmayı da terk etmişiz. Yani ben bunu değiştiremem. Vazgeçmez. Veya beni kimse değiştiremez. Ben Nuh dedim mi peygamber demem yani. Bu yüzden konuşamıyoruz. Oturuyoruz, birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Sen benden bu sefer sıkılıyorsun, ben senden sıkılıyorum. Alıyoruz elimize telefonu. Başlıyoruz telefonla oynamaya. Ya Subhanallah! Ne hale geldik ya? Ne hale geldik? Bizim Allah'ımız bir ya, bizim Peygamberimiz bir. Bizim kitabımız bir, bizim kıblemiz bir, bizim derdimiz, davamız, dermanımız bir. Şu kadar birlik içinde paylaşabileceğimiz bir şey yok mu? Allah'ın bize vahyettiği, Kur'an'ın bize tebliğ ettiği, Peygamber'in bize öğrettiği, he? Paylaşabileceğimiz hiçbir bir güzellik yok. Sen telefonun arkasında, ben telefonun arkasında. Evet, göz ucuyla birbirimize bakıyoruz, ne yapıyor, ne ediyor. Bu haldeyiz. Eleştiriye açık değiliz. Hep takdir bekliyoruz. Hayır, bazen de bırakalım bizi eleştirsinler ya. Bizi eleştirsinler. İşte bu konuşamadığımız konulardan birisi de vahdet meselesi. Mümkündür ya da değildir. Doğrusu bizi aşan bir durum. Bir durum olarak bakabiliriz. Şunu asla unutmayalım ki bir mümin olarak vahdet diye bir derdimizin, davamızın olması, böyle bir derdimizin, böyle bir meselemizin olması imanımızın gereğidir. Madem ki Allah-u Teala Bismillah, innemel mu'minûne ihvâ buyurmuştur. Bizi birbirimizle kardeş kılmıştır. Öyleyse bu kardeşliğin nasıl olacağını, nasıl olduğunu düşünmek asli görevlerimizden birisidir. Evet. Niye biz kardeşiz? Bunun üstünde düşünmeliyiz. Kardeşlikten ne anlamalıyız? Bunun üstünde düşünmeliyiz. İşte bu yüzden diyoruz, imanımızın gereğidir. Kapsamlı, kuşatıcı bir vahdet elbette bugünün şartlarında bizi aşar. Ancak kendi çapımızda bir arayış ve atılım içinde olmamıza engel değildir. En azından konuyu düşünmek durumundayız. Vahdet adına vakitsiz ve hikmetsiz çıkışlarla sorun çözülemeyeceği gibi geleceğimizi tıkayarak umutsuzluklara da neden olabiliriz.
anlık coşkular, aksiyon içermeyen duygusal heyecanlar, sloganik söylemler bugüne kadar sonuç vermedi, bundan sonra da vermeyecek. Vahdet için bilgi, bilgelik, bilinç ve basiret lazımdır. Vahdet anlayışından, ahlakından mahrum insanın gerçekten muvahhid olması muhaldir. Vahdeti taşıyacak bir idrak, bir yürek ve bir bilek sahibi değilsek sadece söylemlerimizde, yüreklerimize su serpmiş oluruz. Altı boş, duygusallıklar, kuru temenniler dertlerimize deva olmuyor. Nereye gitseniz bunları işitiyorsunuz. Müslümanlar birleşmeli, birlik olmalı, şöyle olmalı, böyle olmalı. Siz kapıdan çıktınız mı arkanızdan hemen başlanıyor. Bu kimdi, bunu tanıdınız mı, bizden miydi bu, kimdendi bu, niye geldi, neciydi bu? Ama içeride birlik olmamız lazımdı yani. Konuyu sulandırmadan bu sorumluluğun üstesinden nasıl gelebiliriz? Vahdetçilik yapmadan vahdetin hakkını nasıl ifa edebiliriz? Tabii ki bu bir süreç işidir. Tedricilik gerektirmektedir. Bugünden yarına olacak bir iş değil. Ama bir mümin olarak bu yolda olmak gibi de bir güvenimiz olmalı. Görevimiz olmalı. Bu yoldaki adımlarımızla ahiretteki hesabımızı kolaylaştırmış olacağımıza inanmalıyız. Evet, mükemmel olanı değil, muhal olanı değil ama mümkün olan vahdeti elbette konuşmalıyız. Demek ki en mükemmeline belki ulaşamıyoruz. Olmayanını da konuşmaya gerek yok. Ama olabileceğini, bizim yapabileceğimiz kadarını müzakere etmeliyiz. Belki ideal olana gücümüz yetmeyebilir. Ancak kendi gerçekliğimizden hareketle anın vacibine icabet etmemiz gerekiyor. Görelim Mevlam gelecekte neler gösterecek. Bir defa şunu göz ardı etmeyelim. Müslümanların vahdet fikri, Müslümanların vahdeti fikri kimsenin keşfi veya şu ya da bu ideoloğun, siyasi liderin, kanaat önderinin, akıl kişilerin teklifi değildir. Yani bu vahdet meselesi beşeri anlamda kimseden tevarüş değil. Ya da sosyal ve siyasal şartların oluşturduğu bir zorunluluk da değildir. Onu bizzat Kur'an-ı Kerim iman edenlere emretmiştir. Kim Kur'an-ı Kerim'i yükleniyorsa ve ona inanıyorsa Kur'an onları muhatap tutmuştur. Ali İmran suresinde Cenab-ı Hak Allah'ın ipine topyekun sımsıkı sarılın, tefrikaya düşmeyin buyurmaktadır. İşte imani ve ibadi bir fariza. Hem inanmamız gereken, hem de yerine getirmemiz gereken bir fariza. Allah'a kulluk, beraberinde kardeşliği de kaçınılmaz kılmıştır. Anladığımız şu ki, Allah'ın vahdaniyetine iman eden, ümmetin vahdetine sırtını dönemez. Allah birdir diyorsa ve buna inanıyorsa, bütün bu insanlığı Allah'ın emaneti olarak görür. Onlar ile gücü nispetinde ilgilenmeye çalışır.
Allah'ın birleştirdiğini biz ayıramayız. Ayırdıklarını da birleştirme hakkına sahip değiliz. Bakın Allah'ın iman dairesinde birleştirdiklerini biz ayıramayız. Ama Allah-u Teala'nın bizden ayırdıklarını, iman nasip etmediklerini de ne kadar zorlasak biz birleştiremeyiz. Buna da dikkat etmek durumundayız. Hani son dönemler humanizm adına herkesi kardeşleştirmek, hoşgörücülük, polyanlacılık vardı ya İslami sahada, siyasi sahada da bunun farklı versiyonu ulusalcılık. Herkesi şekle şekeri bir potada eritmek yok. Özelliğe Cenab-ı Hak vurgu yapıyor. Ancak müminler kardeştir buyuruyor. Müminler birbirinin dostu, kafirler de birbirinin dostudur buyuruyor. Sakın siz onları dost edinmeyin buyuruyor. Sizin kardeşleriniz namaz kılan, zekat veren, tevbe edip tevbede sabit olanlardır buyuruyor. Muhtelif ayet-i kerimeler var. Yani bizi birleştiren şey Kur'an'ın, İslam'ın ruhudur. Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam şahsi manevisidir. Bunları aradan çıkarıp, bunları saf dışı edip, bunlarsız bir kardeşlik, bunlarsız bir birliktelik olamaz. Bu ancak tavuk cemaati olur. Yem üstünde birleştirebilirsiniz insanları. Evet. Bir daha burayı tekrar edelim. Allah'ın birleştirdiğini biz ayıramayız. Ayırdıklarını da birleştirme hakkına sahip değiliz. Tevhid, vahdet aynı kökenden gelmekte. İkisi arasında kopmaz bir bağlantı var. Tevhid birlemektir, Allah'ı birlemektir. Vahdet, Allah'ı birleyenlerle birleşmektir. Onlarla birlik olmaktır. Vahdet pratiğini gerçekleştiremediğimiz için esaret, sefalet, sömürü, zillet, zulmet, zulüm ve zorbalık yeryüzünde bitmemekte. Peki ümmetin maruz kaldığı vahşet ve vehamet neyin eseri? Niye böyle? Birincisi vahiysizlik, vahiy dinlememe, gereği gibi anlamaya çalışmama, vahiy ile bütünleşememe, ikincisi vahdetsizlik. Yani hangi Müslüman bugün bakın işlerini Kur'an'a göre ayarlıyor? Hangi Müslümanın hayatının imamı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Hayatının kıblesi Hazreti Kur'an'dır. Evet. Diğer bir ifade ile niçin bu hale düştük? Bir, birbirimize düştük. Düşürdüler. Düşürdüler ama biz de devam ettirdik. Bunun çaresini aramadık. İki, dünyanın peşine düştük. Birbirimize düştüğümüz gibi dünyaya meylettik, dünyanın peşine düştük. Taassup, taklit, tefrika, tekfir,
tartışma, tahammülsüzlük ümmeti takatsiz bıraktı. Bu hastalıklar kemirdi bizi. Liderlerimizi putlaştırdık. Irkçılık putuna tapınır olduk. Cemaat taassubunu körükledik. Şartlanıp ön yargılı hale geldik. Derken cinsiyet taassupları, feminizm vesaire birçok fitne ve fesadın çoğalmasına, yeşermesine neden oldu. Besledik adeta biz bunları yani. Bu mikropları içimizde besledik. Enaniyet ve asabiyetler ümmete asalet ve ahlak bırakmadı. Vahdetin önündeki en büyük engel batıl sistemler mi? Yoksa bencilliklerimiz mi? Bunu bilemiyoruz. Biz hep batıl sistemleri suçlamayı kolaycılık gördük. Yani bir günah keçisi bulsak da bütün suçu ona yüklesek. Burun abavuya diye bir söz vardır ya, sistemi böyle gördük, hep ona yüklendik. Hani Nasreddin Hoca demin hırsız girmiş, kadıya müracaat etmiş. Kadı işte demiş ki hocaya, niye kapını sağlam tahtadan yaptırmadın, birkaç kilit daha takaydın, ışığı yanık bırakaydın, şöyle yapaydın, böyle yapaydın. Hocam artık sabrı taşmış, demiş Kadı Efendi haklısın da, yani tamam ben bunları yapmadım. Ama mübarek hırsızın hiç mi suçu yoktu demiş ya. Bu hırsızın hiç mi suçu yoktu? Yani tamam batı böyle, bizim hiç mi suçumuz yok? Sanki Müslümanların ittifak etmemede ittifak etmişler gibi bir halleri var. Yani adeta günümüz Müslümanı vahdeti oluşturmamak için direnmekte. Direniyor. Direniyor. Ümmetin parçalanmışlığı karşısında mazlum ve masum yürekler adam parça. İşte Suriye'de birbirinin sonunu getirenler ecnebiler mi? Yani Suriye'de birbir sonunu getiren sırf Amerika ve Rusya mı? Yoksa ehli kıble olduğunu söyleyenler mi? Bunu unutmayalım. Hiçbir gerekçe Müslümanların birbirine zarar vermesine delil olamaz diye biliyoruz. Ama bugün kurşunla kaynatılmış duvar olmamız gerekirken birbirimize kurşun sıkar duruma gelmişiz. Birlikte hareket etme bilinci ile doğrulmaz isek yapay sınırların, kukla rejimlerin, uyduruk ulus devletlerin, işbirlikçi hain yönetimlerin ömrünü uzatmış olacağız. Sakın, sakın bir bölen olmamaya gayret edelim. Ahiretimizi riske atmak istemiyorsak, kardeşlerimizi ötekileştirmeyelim. Öteki için yaşama erdemini kuşanalım. Tevhidi öğretiden
öğrendiğimiz budur. Perişanlığımız parçalanmışlığımızdandır. Tefrikanın getirdiği tahribatın tanıkları yine bu devrin Müslümanlarıdır. Şimdi taakkul, tefekkür, tefehüm, tefekkuh ve teemmül zamanıdır. Vahdet bir hayal midir, hülya mıdır, onu bilemiyoruz. Bildiğimiz bir şey var ki, o da vahdet ciddi bir kardeşliğin gereğidir. Cenab-ı Hak, vahid, ahad, samet sıfatları hürmetine bize rızasını kazandıracak tevhidde vahdeti, alemde kardeşliği lütfeylesin inşallah. Her türlü nefsimizin kılçıklarından geçip imana zarar vermeyecek kusurları büyütmeksizin birbirimize emir maruf yaparak gerektiğinde nehyani münkeri de ihmal etmeksizin bu birlikteliği dünya ahiret yaşamayı bize lütfeylesin. İmanda, İslam'da sabit kadem olup vahyi iyi algılamayı, takva üzere ihsan sırrı ile amel edebilmeyi, Efendimizin ahlakıyla ahlaklanıp sünnetine temessük edebilmeyi, dünyada çokça ziyaretinde bulunmayı, ahirette onun şahitliğiyle tanınıp şefaatine ulaşıp sohbetine dahil olabilmeyi Rabbim hepimiz için mümkün kılsın.